Koşka'ya gideceğiz, oradan da Hadaköy'e gideceğiz, oradan görüşeceğiz arkadaşlarla. Toplantımıza devam edeceğiz. Bu davayı insanlara anlatmaya. Mustafa Mert olarak 1989'un Aralık 22 Aralık'ta cezaevinden af ile çıktık. Çıktıktan çok kısa süre Bulgaristan'da demokratik ortama katılabilmek için örgütlenmeye başladık. Bunun neticesinde ben daha evime gitmeden, annemin elini öpmeden hak ve özgürlüğü anlatmaya başladık. Böyle bir örgütlenme olur. Bulgaristan'da yaşayan Türklerin hakkını, hukukunu arama mücadelesine demokratik ortamda katılma arzusuyla bu teşkilatı kurduk. Koşkavak'ta hak ve özgürlüğün kurucularından biriyim. Hatta tüzüğü getiren benim. Tabii ilk başkanı da ben idim. Sonra işte belli bir müddet sonra tabii yıllarca cezaevinde yattık. Bizim de partiden ayrıldık. Ama fakat en büyük arzumuz demokrasinin gelmesi, insanların demokratik ortamda çalışabilmeleri, yaşayabilmeleri, özgürlükleri, özgürce kendilerini ifade edebilmeleri, gelişmelerini. Bunlar ilk önce daha net olabiliyordu. Fakat zaman geçtikçe kök partisinde demokratik ortamdan uzaklaşarak totaliter bir partiye dönüştü. Kim fikrini serbestçe konuşan, fikirlerini söyleyen insanlar partiden dışlandı. Partide sadece biz bunları tabii çoğunu tanımıyoruz ama daha çok eski komünist ajanların partiye katılması, topluma hizmet için değil de kendi şahsi menfaatleri için bu partiyi kullandılar. İnsanımıza karşı çok büyük, 23 yıldır çok büyük suçlar işlediler. Yani onları işsiz bıraktılar, aç bıraktılar, yoksul bıraktılar. Biliyorsunuz 23 yıldır kayıtsız şartsız reyimizi verdik. Yani destekledik. Sonunda ne oldu da destekledik? Ortada yani gözle görülür bir şey yok. Toplum yoksulluk içinde. Belirli kişiler kendilerine bir çevre kurup yani belediyelere yerleşmişler. Kendi menfaatlerinden başka hiçbir şey görmüyorlar. Bugün yani geldiğimiz nokta ortada. Fakat ne oldu? Partinin içinde kim eleştiri edeni herkesi dışladılar, kovdular. Aslında parti bir totaliter partiye dönüştü. Hatta diyebilirim BKP'den daha totaliter bir parti haline geldi. Hani özgürlük konusunda, fikir konusunda. Şimdi görüyoruz, karşı görüşte olan insanlara söz vermek istemiyorlar. Söz vermemek, yaşam hakkı tanımıyorlar. Böyle bir şey olur mu ya? Bugün, 23 yıl sonra yeniden özgürlük ve demokrasinin yolunda mücadele vermeye başladı. Yeni bir parti kuruldu. Hürriyet ve Şeref Halk Partisi. Narodna Partiya Svobodaya i Dostoinstva. Bunun genel başkanı Sayın Korman İsmailov, eş başkanı da Kasım Daldır, değerli arkadaşlarımızdır. Bu partiye gönül veren bütün kardeşlerimiz, ister DPS'de olsun ister şeyde olsun, özgürlüğün ve demokrasinin savunucularıdır. Biz bu yola çıktığımızda tek bir gayemiz var. Bulgaristan'da gerçek demokrasinin olması, özgürlüklerin olması. Her şeyden önce insanımız için iş, aş, ekmek, gençlerimiz için iyi bir gelecek olması. Yani insanlar kendini ifade edebilmeli, özgürce düşüncelerini söyleyebilir. Ama bugün maalesef hak ve özgürlüğün olduğu belediyelerde bunlar yok. Şimdi bize sempati duyanlar bu partiye, yanımıza gelenleri bile adamlar dışlıyorlar, tehdit ediyorlar. Yani böyle bir şey olamaz. Artık bizler 21. yüzyılda yaşıyoruz. Maalesef hak ve özgürlüğün içinde bazı insanlar hala ta 1970'li yılların zihniyetini taşıyorlar. Hala ta bu komünistlik egosundan kurtulamamışlar. Hala ta toplumu yani tehditlerle, baskılarla sırf kendi çıkarları bozulmasın diye, kendi rahatları bozulmasın diye 99 çeşit yalan atarak rey istiyorlar.
Bunların devri kapandı. Ben aziz milletime sesleniyorum. Bütün Bulgaristan vatandaşlarına, özgürlük ve demokrasi ve gönül verenlere sesleniyorum. Hak ve Özgürlük Partisi gerçekten de Hak ve Özgürlük Partisi değildir. Yani komünist rejimin azılı ajanlarının ve katillerinin artık şahsi menfaatini savunucusu haline dönmüştür. Biliyorsunuz listeler açıklandı. En çok DS ajanı Hak ve Özgürlük Partisi'ndedir. Yani şampiyonluğu kaçırmadılar yine de listeler. Şimdi konuşursak gerçekleri, Lütfü Mestan'ın kimin olduğunu herkes biliyor. Ahmet Doğan kod adı Sava olan ajan gitti. Kod adı Pavel olan Lütfü Mestan geldi. Bu mu demokrasi, bu mu özgür? Yani 23 yıl hep daha özgür bir ortam olmasını istedik ama maalesef olmadı. Yani bir toplum benliğini yitirmek üzere, kimliğini yitirmek üzere. Yani hep siyaset olsun dedik, yaptığı siyaseti de göremiyoruz, ortada bir siyaset yok. Hep çıkar üzerine kurulmuş, alavere dalavere. Yani bizler bunun için kurmadık hak ve özgürlüğü. Bütün toplumu kucaklasın. Hatta rey vereni de rey vermeyeni de. Eleştire tahammül edemeyenlerin siyasette yeri olmaması lazım. Yani bugün çıktık yeniden özgürlük yoluna. İnşallah aziz milletimiz bir karar verecek. Bu derin gaflet ülkesine herkes söylenir. Ben 23 yıl uyumuşum. Maalesef uyumuşum. Yani bu gidişatı göremedik. Aziz halkımdan özür diliyorum. Şahsım adıma özür diliyorum. Çünkü DPS'nin yaptığı, yani DPS demiyorum ben ona artık. DPS değil. Bu DPS, DS'nin partisidir. Yaptığı kötülüklerden ötürü özür diliyorum. Bizim gibi dava adamları biz bunu göremedik. Ama 2007'de dosyalar açınca, kimin ne olduğu ortaya çıkınca, yani herkes artık taşın altına elini koyması gerektiğine inanıyorum. Şimdi gelecek her zaman zordur. Ama toplum değişime büyük ihtiyacı vardır. Bugün sevgili kardeşlerim, hak ve özgürlüğe oy verseniz ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Sadece birkaç kişiyi mutlu edeceksiniz. Sadece kendimizi aldatacaksınız. Biz nasıl aldatırız? Gelin bu işi beraber bitirelim. Gelin 23 yıllık Zhivkov dönemini kapatalım. Yepyeni bir sayfa açalım. Demokraside bir sayfa açalım. Özgürlüklerde bir sayfa açalım. Modern Bulgaristan'ın bir parçası olalım. Avrupa Birliği'nin bir parçası olalım. Hürriyet ve Şeref Halk Partisi'ne sizlerden desteğinizi istiyorum. Reylerinizi 6 numara olarak kullanın. İnanın bak, eğer bu değerli kardeşlerimizi parlamentoya gönderebilirsek çok farklı şeyler olacak. En önemlisi insan için istihdamdır, iştir, iş olanakları. Bugün dünya artık çok küçüldü. Bilgisayarın başından bütün dünyanın bölgelerine ulaşabiliyoruz. Bütün fabrikalara ulaşabiliyoruz. Yani iş imkanları var, yatırım imkanları var. Çok farklı bir gelecek var. Ama doğru zamanda, doğru vakitte reyimizi kullanırsak bunlar olacak. Olmaması mümkün değil. Ben diyorum ki bu gençlere bir şans tanıyorum. Hep beraber. Nasıl 23 yıl önce hak ve özgürlüğe böyle canı gönülden sarıldık, özgürlük gelsin diye. Bugün de aynı şartlarda, aynı yüreklilikle bu DESE ajanlarını sandığa gömelim. Ve tarihin sayfasına yepyeni demokratik bir sayfa açalım.